reklam akışına girmişim televizyonda. Programın adında ya fotoğrafım var. Reklamcılara gidiyor. 3 gün sonra yayına çıkacağız. Aa. Başkası yapıyor programı. Ben altın kelimetle niye öyle bir cümle kurdum zannediyorsunuz? Bu benim herhalde kendime ifade ettiğim ilk programım. İlk kez bana bir şey soruluyor ve benimle ilgili bir bilgi alınmak istiyor. Kıskançlık, canının yanması, aldatılma, üzüntü, gözyaşı, yalnızlık. Bir versiyonunu yaşıyorsun yani bunun için. Niye? Tanımıyorum ben sizi. Haberim yok sizden. Ben size ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Birebir iletişimimiz yok. Ama düşmanımsınız. Öykü'm hoş geldin. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. En çok aranılan sunuculardan bir tanesiniz. Ama hep reality show yaptınız. Evet. Reality show sunuculuğu yapmak çok da zor bir şey değil. Şundan dolayı soruyorum. Mesela ben tarafsız kalamam. Zor bir şey. Özellikle bunda ısrar ediyor olmam da benim aslında sunuculuğu gerçekten ciddiye alınması gereken bir meslek olarak kabul ettirmekle ilgili bir inadım var. Biliyorsunuz siz de televizyonda şöhrete açılan ilk kapı güzel kızımız için sunuculuk yaptırmak. Magazin programı vesaire vesaire. Ben de bir iş ekonomiyle ilgili bir programla başlamıştım. Sonrasında 5'te 5 geldi ve müzik programı vesaire diye devam etti. Evet, reality çok zor bir iş. Tarafsız kalmak konusunda da olaylar üzerinden fikrinizi beyan ettiğiniz zaman ya da kendinizi konumlandırdığınız zaman kişilerde takılı kalmıyorsunuz. Olaylar sizi yönlendiriyor ve orada bir karar ve hak gözetir durumda, pozisyonda kalıyorsunuz. Bu durumda da kişiler devreden çıkıyor. Yani birini tutmak ya da desteklemekle ilgili bir sıkıntınız olmuyor. Üstelik bana ne yani, ben ne kazanacağım ki bundan? Yani onun kazandığı ödül bana nasıl faydası olacak? Niye birini tutayım? Bu çok manasız geliyor. Yani bu birini destekliyor olmak ya da taraf olmakla ilgili eleştir aldığım zaman çok altı boş geliyor bana mesela. Bugün ne giysem de bir kere bırakıp gitmiştin sen. Bugün ne giysem de... İşte benim stilim de. İşte benim stilim de. Nereye bıraktın? Bıraktınız da kızdınız. Olmuştur öyle. Ya herkes bir yerden bırakıyordu orada çünkü. Ya yarışmacı gidiyordu ya jüri gidiyordu. Yani bir şekilde biz her gün oraya bırakarak gidiyorduk zaten. Çünkü kavgalar gerçek yani. Orada bir kurgu yok. Arkada maşalar uçuşuyor, saçlar yolunuyor. Ha, o mesela kadar. Çok zor hazırlanıyorduk, giriyorduk vesaire. Yani arka taraf gerçek reality. Keşke çekseymiş. Hani yani çekilirdi tabii de yayınlanabilirdi bilmiyorum. Orada o kadar devam ediyor yani o iş. Tabii ki ciddiye alıyorlar. Çünkü reality bir atmosfer ve illüzyon yaratıyorsunuz. Kendi kapalı devre dünyanızı yaratıyorsunuz. Ve onun içinde insanlar hem izleyicinin baskısı, hem bir yarışın içinde olma, hem de kendini göstermek ve gelen popülariteyle bir araya gelince bir süre sonra delirebiliyorlar tabii ki. Onları zapt etmek, yönlendirmek konusunda tecrübeliyiz ama yine de çok zorlandığımız anlar oluyor. Ciddiye alınca da dolayısıyla gerçek kavgalar oluyor. Yani. Kaç tane reality show aldın şimdi? Valla bir kere ilk kapıyı açan benim. Türkiye'nin ilk reality show'u. Biri bizi gözetliyor. İlk sunan benim. Sonrasında 6 sezon sürdü o. Akademi Türkiye, onda da ev hayatı vardı. Denk geliyorduk galiba Popstar'la, evet. Popstar'la değil mi? Sonrasında bir türkü programı yapıldı, Star Akademi yapıldı. Bunların hepsinde evler var, rentiler var. Son işte benim stilim. Unuttum, başka var mı? Rapstar. Rapstar mı? Rapstar da yaptık. Star da yaptık. Şey yaptınız, TV8'de. TV8'de işte benim stilim ve Survivor Panorama en son yaptı. Evet. O da rentin bir parçası. Tabii canım, işte. Zaten en kavgalısı. Orada kan çıkıyor yani panoramada. Bir de All Star sezonuna denk geldi. Bir de 8,5 doğmamıza rağmen kıran kırana geçiyor yani. Biri bizi gözetliyorun tadını aldım orada. Çünkü biri bizi gözetliyor normal bir şey değilmiş. Ben de hiç anlamamışım. Çok toymuşum. Bizim Maslak'taydı stüdyomuz. Sanayinin içinde. O yokuş
boydan boya insan seriydi. Yani finali biz stadyumda yapsak yapardık herhalde. Türkiye'nin bir yarı şu. Evet. Yani normal bir şey değil ama yani bizim silahlı güvenliklerimiz falan vardı o zaman. Yani şimdi düşündüğünüz zaman sosyal medya yok. Twitter'dan oturduğu yerden yazamıyor tabii ki. Kalkıp gelip stüdyoya diyeceğini demeye geliyor yani. Sonra sana da hesap soruyor, öbürüne de hesap soruyor. Fiziksel bir Twitter yaşıyorsunuz orada, inanılır gibi değil. En unutamadığınız yarışmacı hangisi? Herhalde 15 Uğur çok komikti mesela. Yani ben çok kasıntı çocuk. Tabii böyle bir ceket omzunda. Yani enteresan bir yarışmacıydı. Sonra o diskalifiye olmuştu. Doğal olarak oldu tabii. Birini mi vurmuştmuş? Biriyle kavga etti diye hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Sanki yumruk attı bir çocuğa diye hatırlıyorum. Sonra Kurtlar Vadisi'yle aynı dönem miydi acaba? Oradan bir öykünme mi vardı, ne vardı? Ya da sonrasında mı oldu? Var böyle bir mafyozu meyli izleyicinin bilmiyorum. Seviyorlar öyle yani. Erin gücü izlemeyi seviyorlar yani. İşte benim stilimdeki kızcağızı da unutamamışsın. Kimi? Var konuşan kız. İşte ben de hatırlamıyorum. Neydi ismi? Ben de hatırlamıyorum. 10 puan uzmansınız. Hatırlıyorum tabii ki canım. Yani ama yani. Ama mesela çok iz bırakan insanlardan bir tanesi var. Yani o kendi başına bir şov yapmalı bence. Başlı başına kendi Kardashianlar değil mi? Şov oldu. Kesinlikle müthiş bir televizyon karakteri. Ama yarışma içerisinde zapt etmesi zor bir karakter. Ve bana beni aşan bir pozisyonlar vardı artık bir yerde. Çünkü ben değilim. Ben karışmıyorum dediğim, çekildiğim yerler var yani. Çünkü bu demek ki ben onlardan bir tanesini hatırlıyorum. Orada değil, o gitti, o basıp gitti. Ama biliyorum ki dikkat çekmek için yapılan bir şey orada. Orada ışık yok. Gel buraya dedim. Yani güzel görünmüyorsun. Tamam bir trip yapıyorsun ama hani güzel görünmeyeceksin, istediğin malzemeyi alamayacaksın. Gel burada şu ışıkta yap bunu. Onu hatırlıyor olabilirsiniz. Yani yardımcı da olmaya çalışıyoruz bir anlamda. DJ'liğe devam ediyor musun? DJ'liğe devam edemiyorum haliyle şu anda pandemi nedeniyle. Oradan hiç olmazsa şöyle bir kaportayı toparlıyorduk ama yani şu anda herkesin bir büyük sıkıntı kapatıldı. Şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Ben gece hayatı ve o sektör ne durumda hiçbir fikrim yok. Ucundan kenarından hakimdim. Ama şu anda hiçbir fikrim yok. Ne yapıyorsunuz peki? Ne yapabilirim düşünüyorum. Yani benim çünkü işte popülariteyi değerlendirememek derken, biri bizi gözetliyor zamanından bahsederken, onun nasıl kullanılması gerektiğini, bir menajerin varlığı. Çünkü ben çok şanslıydım bu anlamda herhalde. Meral Okay'ın dizisindeydim. Onur Ünlü'nün yazdığı bir dizide oynadım. Sonra Kanal D'nin Şafak Sezer'le yaptığı pozisyon. Yani girebilirdin oraya, yapabilirdin mesela. Değerlendirmedim ama bunlarda bir prensip de vardı. Niye? Ben sunucuyum. Başka bir şey yapmadım. Bazen insanları yapmadıklarıyla da değerlendirmek lazım. Ben eğer bir şey başarmışsam bugüne kadar yapabildiysem, yapmadıklarımla aslında bir yerde durduğumu düşünüyorum zaman zaman da. Gündüz kadın kuşağına girmedim mesela. Çünkü yapamam. Gelin ve kaynana evlilik gibi programları yapmadım. Tabii ki teklif aldım ama yapmadım. Çünkü oradaki parodi temsilleri kurgu içerisinde değerlendirmek ve öyleymiş gibi sahte bir şey sunmak istemedim. Kurgu olan realitelerde hiç olmadım. Yani benim olduğum yerde ben yapımla da tartışırım mesela. O yüzden zor da bir karakterim bu anlamda. İnanmadığım bir şeyi de sunamıyorum, söyleyemiyorum. Eğer bir farklı bir durum yakalayabildiysem çok mutlu olurum. Bunun da sebebi aslında biraz da yapmadıklarımdır. Tabii formatlar da televizyonda gözden düşünce sizin için kötü oldu. Tabii yani format sadece formatla da kalmıyor. Prodüksiyon isteyen formatlar bunlar. Ve şu anda sektörün, kanalların verebileceği paralar değil bunlar. Dizilere ağırlık veriyorlar. Onlarda da yayına çıkıp işte 4 saati taşıyacak, reklamı taşıyacak. Prime time'ını dolduruyorlar tabii ki.
Voiceover'lar geçti yerimize. Mesela sunucuların yerine voiceover'lar aldı. Ne olacağını bilmiyorum. Bir geçiş dönemindeyiz tabii ki. Ben de hayatımı idame ettirmeden bir çıkış bulacağım yani. Hepimizin olduğu gibi bulacağız, düşüneceğiz yani. Nerede büyüdün? Ankara. Sonra nasıl geldin İstanbul'a? Üniversiteyi kazandın. Hayır, üniversiteyi Ankara'da okudum. O sırada Capital Radio'da çalışmaya başladım. Yani radyoculukta başladım. Sonrasında üniversite biter bitmez İstanbul'a geldim. 96'nın kışı. İstanbul'a geldikten sonra da Number One'da çalıştım. Arkasından bir gelişim öyle yani çok kolay güle güle kızım olmadı. Ben biraz savaşarak geldim. Çünkü ekonomik özgürlüğümü almıştım, yarı almıştım radyodayken, okurken. Kolay değil yani. Gece 1-3 yayın yapıyordum. Gecenin köründe gidiyordum. Sonra okula gidiyordum. Arada yüzüyordum. Dolayısıyla biraz söz geçirebilir hale gelmiştim babama. İstanbul'da da onun çok kabul edebileceği bir şekilde menkul kıymetlerde tanıdığı bir yeri. Menkul kıymetlerde staja gidiyorum diye 3 aylığına geldim. Sonrasında ben ev tuttum. Ev tuttuktan sonra artık yerleştim. Yani birazcık babamı emrivakiliği ikna etmiş olduk. Tutucu bir hareket mi? Tutucu değil ama hani kol kırılır yerin içinde kalır denir ya. Öyle bir aile yani dışarıya çok da zaafımızı, sıkıntımızı, derdimizi göstermeyelim. Yani biz kendi kendimize kavrulalım diyen yeminli mali müşavir olan hassas yapılı çok tatlı bir adamdır babam. Anneniz? Annem de Aslan Burcu, dominant, evimize güneş gibi doğan bir kadındır. Yani ev hanımı ama... Yani herhangi bir holding de CEO'da olabilirler. O kadar. Belki de o baskıdan mı kaçtınız acaba? Yok ben baba, babama kalsa Amerikan kültürüydü. Şimdi şöyle yüzüyordum ben. Bursla University of Miami'ye gidebiliyordum aslında. Şimdi aman kızım dizimin dibinden ayrılmasın durumu da olduğu için vazgeçirildi. Ve ben herkes harıl harıl üniversite sınavına çalışırken hasbel kadar üniversite girdim ve Hacettepe Üniversitesi Amerikan kültürü ve edebiyatını kazandım. Yani az buzda bir puan değil. Hadi gittin gitmedin. Oraya girdim. O sırada üniversite devam ederken radyoya başladım. Ona kalsa hani öğretmen olurum, 3 ayda tatilimi yaparım, evlenirim de, çoluk çocuğa da karışırım gibi böyle bir daha sakin bir hayat düşünüyorum tabii ki. Ama ben biraz inatçı çıktım. Tek çocuk musun? Kardeşim var. Kız erkek. O Ankara'da. Hayır. Tam düşürme. Sizin yanınıza geldi. Evet. Yani biz annemler Ankara'da otururken o benim yanıma geldi. Ben birazcık küçük anne gibi oldum. Mesuliyetini ben aldım tabii ki. Biz beraber büyüdük onunla İstanbul'da. Beraber yaşıyorduk. Sonrasında işte bir takım işler... Kendi kendime 5'te 5 Murat Saygın'ın kapısını çalıp girmiştim. Duydum ki radyoya bir televizyon programı yapıyormuşsunuz. Ben yapsam güzel olmaz mı diyerek. Herhalde hayatımda cesaret edip çaldığım ilk kapıdır. Yani çok fazla da kapı çalıp yani bana göre bir şeyiniz var mı diyebilen bir insan da değilim. Bugün bulunduğunuz yerden baktığınızda bu işleri yaptığınız için pişman mısınız? Yo, niye pişman olayım? Çok keyif alarak her anında çok mutlulukla yaptım işleri. Ama yani dünya çapında baktım. Ben şimdi ciddiye alıyorum. Siz oradan baktığınızda sunucu. Genelde öyledir. Niye öyle diyeyim canım? Aşk olsun. Hayır yani bir kanal yöneticisi olarak düşündüm bir an. Kanal yöneticisi için yani sonuçta bir kalemdir yani. Sunucu bir masraf kalemidir. Ne kadar az tutulsa o kadar... Boş sabır koyarsın. Tabii yani ne kadar az tutulsa o kadar iyi olur. Ama canlı yayın olduğu zaman tabii bu bir risktir. Çok şükür hiç öyle bir sıkıntım olmadı. İyi bir canlı yayın sunucusu olduğunu biliyorum. İşimi de iyi yaptığımı da biliyorum. Ama bir typecast denen yani bir belli bir yere oturtulmam gereken bir durum da var tabii ki. Yıllar içerisinde yaratılan. Şu anda farkındaysanız bizim ekmeğimizin yanı oyuncularımız da var. Yani oyuncular sunuculuk yaptığı için belki biz de oturuyor olabiliriz yani. Öyle de bir durum da olabilir. Vallahi bilmiyorum. Pişman değilim.
Ama daha profesyonel, daha dünya standartlarında keşke fırsatlarımız olsa. Hele ki erkek egemen bir sektör içerisinde kadın olarak bize daha da fırsat verilse. Televizyonu erkek egemen mi biliyorsun? Evet. Ne anlamda? Kazanç olsun, bilmem. Yani temsil anlamında bence öyle, değil mi? Yani yöneticilik anlamında diyorsanız, diyelim ki evet, ama ekrana çıkmak anlamında kadınlar her zaman erkeklerden daha şanslı. Ekrana çıkmak anlamında kadınlar daha şanslı. Nerede çıkıyorlar ama? Yani eskiden beri... Prime time. Eskiden beri time. Kadın olmak, ekrana çıkmak için daha şanslı olmak anlamında. Değil aslında. Yani ekrana çıkıyorsunuz ama ya yanınıza bir partner itelerler ya bir gündüz kuşağında bir yerde sıkışırsınız. Prime time'da bir kaç kere şov yapmıştır ki kadınlar? Yaptığı zaman da olay olmuştur biliyorsunuz. Yani bakalım şov yapacak da nasıl yapacak? Hülya Avşar 10 sene yaptı. Hülya Avşar. Ya bu bütün her şeyin üstünde bir kadından bahsediyoruz. Yani şartlar üzere bir kadından bahsediyoruz. Yani, bu ayarda baktığınız zaman devamlılık ve tabii ki kazancınız da ona göre değil yani. Demin sordum ya hani pişman oldunuz mu hiç bu sektöre girdiniz diye. Aslında bunu düşünerek sordum. Bir yandan da bu düzensiz gelir şey insanı çok rahatsız eden bir şey ya. Çünkü bazen atıyorum bir sene boyunca çalışırsınız akar akar ve bir de bizim gibi insanların para harcamakla ilgili hep sorunu vardır. Tabii tutmayla ilgili. Tutmayla ilgili hep sorunu vardır. Niye bilmiyorum ama yani hepimizin var. Sonra hep o para gelecek sanırsınız ve bir yıl sonra bakarsınız ki birden o program biter. İlk 1,5 yıl olur yeni iş yok. Bu sefer eski alışkanlıklarınız var. Hani o düzensiz para kazanmak insanı çok da yoran bir şey. Tabii. Kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Siz benimle mesela beni davet ettiğinizde bu benim herhalde kendimi ifade ettiğim ilk program. İlk kez bana bir şey soruluyor ve benimle ilgili bir bilgi alınmak istiyorum. Ben röportaj yapmıyorum. Yapmak istemiyorum. Çünkü benim radyodan gelen bir anlayışım var. Bizim radyo anlayışında önümüzde bir anayasamız vardı. O anayasa 10 maddelik bir şeydi. Orada der ki, potu açtığın anda gülümseyeceksin. Ağzından çıkan kelimeler birilerini ilgilendirecek. Ve o kelimeler senin kişiliğini, karakterini, kimliğini de yansıtmalı. Ve malını sat. Ben orada şarkı satıyorum. Ben orada bir organizasyon satıyorum. Ben işime hep böyle baktığım için, yarışmacı benim malzemem, jüri benim malzemem. Program, yarışmanın heyecanı benim malzemem. Kullandığım kelimeler benim karakterlerim. Kendimi yansıtma biçimim. Ekran bir persona yarattım. Ama onun dışında bir başka kadın daha var. Siz baktınız mı bilmiyorum. Benimle ilgili çok fazla bilgi yoktur. Kimdir, ne yapar, ne? Eğitimim vardır. Standart bir biyografim vardır. Şeye de şaşırıyorum. Böyle 30 yıl sonra ilk kez bize açıkladı. Neyi bilmiyor olabiliriz 30 yıldır hala? Yani nasıl bir röportaj? Ben anlatmayı çok sevmiyorum kendimi. Çünkü bu sektöre çok da ait değil gibi de bir yandan da. İşimi yapıyorum ve işimi yapmaktan keyif alıyorum. Keşke Amerika'daki gibi Big Brother 25 sene sürseydi de ben de biri bizi gözetliyorla emekli olsaydı. Öyle bir ihtimal yok tabii ki. Dolayısıyla bu düzensiz kazançla ilgili ben çok alıştım. Bu benim 4. turum falan herhalde. Yani yükseliyor, bir duruyor, yok oluyorum, yükseliyor, bir daha vesaire vesaire. Bu 4. sanırım işte benim silimden sonra Survivor Panorama en son ekrana çıktı. Bu benim gerçek yaşamım. Ben çok kapalı devre yaşayan, çok spiritüel anlamda, ruhani anlamda, yapısal olarak, fıtrat olarak da içe dönük bir kadınım aslında. Özelimi çok paylaşmayı sevmiyorum. Çok da herkes bir şey bilsin istemiyorum. Para, sadaka, imanın, ibadetin ve yaşamın, mahremin bir şekilde sana ait olmalı. Çünkü özgürlüğü seviyorum. Çünkü magazinde hiç işim olmadı. Burada adımın geçtiği ya da bundan kazanç sağlayacağım bir şey olmadı yani. Sosyal medya ve dijital çağ şu anda geldiği noktada da
kendime bir yer bulamıyorum. Çünkü nicelik önemli. Nicelikle sana bir takım işler gelecek. Daha çok takipçi. Daha çok takipçi getirmenin bir takım şartları var. Sürekli konuşulman gerekiyor. Sürekli gündemde olman gerekiyor. Bunları karşılayacak bir yapım da yok. Benim fikrime göre, hissime göre hayata gelme sebebimiz zaten insan olarak mesaimizi yaşamak. İyi bir insan olabilmek için bir mesai harcamak. Yani işiniz, etrafınızdaki aşkınız, aşınız, her neyse bunlar sizin için deneyimler ve sınavlar olarak geliyorlar. Bugün var, yarın yok. Yani işte öyle. Bir de şöyle bir şeye inanıyorum. Kapıda çalsanız, böyle ter ter tepinseniz de rızkınız zamanından önce size gelmiyor. Doğru insanlar, doğru zaman, doğru şekil ne zamansa o zaman karşınıza çıkıyor. Yani şimdi pazara gidiyorsunuz, bir kilo elma alıyorsunuz mesela, eve getiriyorsunuz. Evden çıkarken çantanıza atıyorsunuz o elmayı, yerim bir yerde diye çıkıyorsunuz. Gidiyorsunuz arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Sonra arkadaşınız, ay midem kazındı ya, bir şey olsa da yesek. O elmayı ona veriyorsunuz ve size gidip oradan yaptığınız o elmanın yolculuğu, rızkı onun rızkı ve siz vesile oluyorsunuz. Yani bunun için birilerinin kapısını çalmak ya da birilerine ne bileyim yalakalık yapmak gibi ben isteyemem, yapamam da. Yani Allah da zor durumda hiç bırakmam. Hep bıçak kemiğe dayandığında mutlaka bir şey yetişmiştir yani. O yüzden hiç korkmam hiçbir zaman. Düştüğüm yerden hep kendimi kaldırdığım için de yani biri elini uzatsa da demem de yani. Ben ilk popstar çıktığım zaman bana bir süre sonra çalıştığım şirketin patronu demişti ki sen çok ünlü oldun artık bu şirkette çalışamazsın. Çalışmayacak duruma geldin. Sen bu şirketin starı ol. Evinde otur, biz sana uygun iş geldiğinde sana işte iş verelim. Çok korkmuştum. Düzensiz gelir meselesinden. Çünkü ben öğretmen bir çocukla, yani öğretmen bir anneyle yönetici bir babanın çocuğuyum. Hani benim öğrendiğim hayat biçimi o. Çok korkmuştum, benimle yapmamıştım. Sonra da o sebeple ayrıldım o şirketten zaten. Ama mesela ödüm kopmuştum. Ne oldu şimdi, yine aynı durum. Artık emekli maaşım var. Kaçtığınız yer geri geliyor yani. Kader bu. Çünkü o yaşadığınız, yokluğu yaşadığınız kadar da öğrendiğiniz o kadar çok şey var ki. O ruhun yontulması lazım. Severse sınıyor zaten ya. Yani dolayısıyla yapacak bir şey yok. Yani ben ondan hiç kaçmadım. Başka türlü değerlendirdim bütün zorlukları. Hiç isyan etmem. Hiç üzülmem. Yaşadığım en kötü deneyim bile benim için çok kıymetlidir. Ki devamında hayatta beni olmam gereken yere getirmiştir. Yalnızlık yani sonuçta en nihayetinde. Yani baktığın zaman oradan çok yalnız bir kadın gibi görünüyor olabilir. Ama değil, ben çok keyifliyim ve çok mutluyum aslında. Kızgın mısınız? Şuna kızgın mısınız? Demin de anlattınız ya işte. 2 yıl iyi gidiyor, sonra gidiyor. Sonra mesela kızıyor musunuz öyle o zamanlarda? Yok. İlkinde şöyle oluyor. Aynı deneyimi yaşadım. Ya ne olacak kira? Bu nasıl yani? Şimdi aile reisi olarak sorumlu bende. Tutumlu olmayı öğrendim en fazla bu arada. Onun dışında panik oluyorsunuz tabii ki. Ya olmamak mümkün değil. Ama hep yetişti. Yani hiç... Hiç zamanı kaçmadı hiç. Kırgın olduğunuz insanlar var mı? Kırgın olduğunuzda her şeyi sorabilirsiniz bu arada yani. Gerçekten sorabilirsiniz. Herkesin bildiği ve konuşmamış şeyleri de sorabilirsiniz. Yani bildiğiniz, açmak isterseniz konuları. Kırgın olduğum insanlar yok. Hayatın bana getirdikleriyle yaşadığım ama asla deyip yaşadığım şeyler var. Asla dememeyi de ağır bedellerle öğrendim mesela. Bunları yaşadıktan sonra hazmeder ki tabii ki kırgın olduğum şeyler var. Yani bunlara sebep olan benim. Bu tercihleri yaptığım için. O tercihler sonucunda başıma gelenleri de çok uzun sürede yani çok uzun sürede ancak yani deniz seviyesine getirebildim diyeyim yani. Çünkü bildiğim bilmediğim o kadar çok şey olmuş ki. Çok üstü kapalı konuşuyoruz. Siz anlıyorsunuz.
Ben anlıyorum belki tabii seyircinin bunları anlaması biraz zor. Ben anlıyorum da. Sorabilirsiniz. Seyirci anlıyor mu? Emin değilim. Ben çünkü hazırlıklı geldim yani. Ya ben özür yatkın olarak sormuyorum. Burada hani hiç kimseye de sormadım. Ama hani yani seçilen aşkın bedeliniz bu piyasada en ağır ödeyenlerden bir tanesi. Evet. Çünkü daha sonra bu yaşadığınız şeyden dolayı size karşı piyasa tavır aldı. Evet. Sonra nasıl çıktınız onun içine? O kadar güzel bir cümle kurdunuz ki benim bundan özgürleşmem gerekiyor artık. Çünkü herkes bildiği kadarıyla. Belki sizin bile bana karşı ön yargınız olmuş olabilir. Vardır. Mutlaka vardır. Çünkü o dönem duyduklarımız öyleydi ya. Tabii ki. Yani hiç kimse benden dinlemedi hikayeyi. Şöyle söyleyeyim. Evet, medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama hani bir yuva yıkmak gibi bir durum söz konusu muydu? Bunun cevabını siz de verebilirsiniz. Ortada zaten çoktan çözülmüş bir yuva vardı. Yani benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı. İşime katkısı oldu mu acaba bunu torpil olarak? Hayır tabii ki. Lütfen. Bence hayır. Değil mi? Yani. Tam aksine piyasada çok büyük tavır aldı. Aynen. Ben zaten öncesinde biri bizi gözetliyordu başlamıştım. Öncesinde bir kariyerim 5'te 5'te işte NTV'de Eksen vesaire vesaire onları yapmıştım. Sonrasında nedendir bilinmez o işleri yaptığım patronum olan kişiyle beraberdim. Şahısların isimlerini vermeyeyim de cevap hakları da olmasın. Ve tam da söylediğiniz gibi sanki çok bir elim yağda bir elim balda yaşarmışım gibi bir hava. Oysa ki son derece dramlar içerisinde bir yaşam içerisinde geçti çok uzun süre. Çünkü ben kadın olarak duygusal bir şiddetten geçiyorsunuz orada. Durup dururken de yaşamadım ben bunu. Yetiştirilirken kadınlar hani bir çek atarsınız ya. Okudum, evlendim, çocuk sahibi oldum gibi hayatın aşamaları adım adım ilerler. Bütün bunları çok isteyen, çok hevesli olan, keşke bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş bir kadındım. Genç bir kadındım aslında. Ve çok aşık oldum. Ancak bütün bu hayal balonunu burada patlatıp sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım orada. Çok yıpratıcı bir süreçti. Bunu dile getirmek istememin sebebi hayatımda hiç magazinle ilgili bir destek almadım. Hani benim işime destek olsun da şöyle olsun da böyle olsun da popülaritem artsın diye hiç öyle bir şey almadım. Ama bu anlamda beni yaralamak isteyenler bu konuyu zaman zaman gündeme getirmek istediler. Ve ben bundan hoşlanmıyorum. Ve saygı duydum. Size çok saygı duyuyorum. Saygı duyduğum için bunu burada söylemek ve özgürleşmek istedim. Artık kimsenin bana bununla ilgili konuşmasına izin vermek istemiyorum. Ya da hani şöyle diye çıkıp beni rahatsız edecekmiş gibi sinsice bunun yapılmasından hoşlanmıyorum. Çünkü ben hiç kimseye bu piyasada böyle davranmadım. Her zaman olduğum gibi açık sözlükle davrandım. Ve bu ilişki zaten gizli bir ilişki değildi biliyorsunuz. Değil. Sadece göz önünde yaşamadım. Göz önünde de yaşamadım. Ve bundan bir menfaat de sağlamadım. Maddi manevi hiçbir menfaat sağlamadım. Üstüne üstlük evimin masrafları da dahil olmak üzere kendim kazandığım paramdan harcadım. Değdi mi aşkınızın peşinden gitmeye? Yok çok değdi olarak bakamam. Benim şu anda geldiğim ruhani olgunluk derken bundan bahsediyorum. Evet sizin gördüğünüz yerden çok fazla kazanımım olmayabilir ama benim içimde yaşadığım büyük açılımlar var. Yani şimdi bu duygusallıkla, bu naif karakterle çok daha büyük acılar yaşayabilirdim. Çünkü geçmişten gelen daha başka travmalar sebep oluyor. O travmalarla böyle sırtınızı yaslama ihtiyacı hissettiğiniz yaş farkı olan birine belki de yaklaştım. Bu da zor bir deneyimdi aslında. Çocukluktan gelen bir her bu topraklarda yaşayan her kadında olan bir istismar hikayesi de olabilir yani. O da olabilir.
Ve bu, böyle çözümlemeler üzerinden gidiyorsunuz tabii ki. Ve güç nereden geliyor? Ben kimim? Sen kimsin? Bu kadar güçlü görünüyorsun. İşte bunlar tamamen bireyin kendi kendine yaşadığı deneyimler ve bunların sonuçlarında kendini yerden kendini kaldırdığın zaman hiç kimseye ihtiyacı kalmıyor. O dönemde en anlamadığım şey piyasada sizin yaşadığınız şeyi bir sürü insan yaşıyordu. Evet. Ama niyeyse size tavırladın. Sonrasında ben şunu öğrendim. Yani sadece sonrası daha fenaydı zaten. Bilmediğim yerlerde bilmediğim sadece onunla çalışır. Hiç kimseyle olmaz. Şöyle aman sormayın. Çok para ister. Sakın çalıştırmayın. Bilmiyorum. İşlerim ekmeğim elimden alındı. Bir değil bir takım insanlar. Reklam akışına girmişim televizyonda. Programın adında ya fotoğrafım var. Reklamcılara gidiyor. 3 gün sonra yayına çıkacağız. Aa, başkası yapıyor programı. Ben 6 kelimede niye öyle bir cümle kurdum zannediyorsunuz? Yani iyi ki varlardı. Onlara rağmen zaten hayatta kalmayı başardım. Ama mesela o zaman da ben hani bir yapım şirketinin yöneticisiydim ya. Hı-hı. Mesela bizde şu bilgi vardı. Başka yapım şirketinde çalışmaz. Bir şey yok. Ben sonradan öğrendim bunları hepsini. Hepsini sonradan öğrendim. Az bu süre oturmadım ben yani. Tabii ne canım. Oluyor? Niye kimse? Ne yapıyorum? Niye? Zaten ben karar verme ve bir irade mekanizmasını bitirdim. Kırmızı mı giysem, mavi mi giyseme karar veremiyorum. Öyle paralize olmuş vaziyetteyim. Çünkü asla dediğim bir şeyin içinden çıkmaya çalışıyorum. Ve bunun sebebi de en zayıf olduğu say aşk. Yani çok mantıklı gelmiyor ama maalesef öyle. Yani, hala zayıf mısınız aşka karşı? Biraz kabuklandım. Yani hayatımı alırken çok çok sınıyorum tabii ki artık. Ama çok normal değil mi? Çok, çok yıprandım. Yani bilmemem gereken o kadar çok şey öğrendim ki. Yani niye bir insan niye bilsin ki yani bunu? Niye yani kıskançlık, canının yanması, aldatılma, üzüntü, gözyaşı, yalnızlık. Bir versiyonunu yaşıyorsun yani bunun içinde. Ne gerek vardı? Ama yaşamam gerekiyordu. Hiç pişman olmadım. Hiç de kötü de konuşmam yani. Ama gerek yoktu. Sadece başka türlü yaşanacaktı. Belki bütün bu deneyimlerin hepsi bir araya gelecekti. Bir avazla çıktı diyelim. o biraz sarsıcı oldu. Yani keşke peyderpey olsaydı biraz daha kolay olabilirdi. Yaşanımlar şey hepimiz için bir deneyim aslında. Yani mühim olan ondan ne kadar güçlenerek çıktığımız ya da çıkmadığımız. Ben de öyle değerlendiriyorum. Onu ifade etmeye çalışıyorum zaten ama en azından sizdeki bu yansımayı ben söylemeden söylüyor olmaz beni çok mutlu etti. Gerçekten benim iradem dışında çok şey oldu. Bilmeden çok şeye maruz kaldım yani. Eğlence sektörünün en büyük sorunu bence. Evet, bir de yani hiç oralık bir insan da değilim. Hani birinin ekmeğine göz diksem, tavuğuna kış desem anlayacağım da öyle bir niyetim de hiç yok. Durduğum yerde var olduğum için yaşadığım şeylerdi bunlar yani. Hiç durduk yere düşmanlarım oldu. Niye? Tanımıyorum ben sizi. Haberim yok sizden. Ben size ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım ki. Birebir iletişimimiz yok. Ama düşmanımsınız. Çok tuhaftı yani anlamadığım şeyler yaşadım. Güçlü bir insan, varlıklı bir insan, etrafındaki sektöre hakim bir insan. Eli kol uzun derler ya öyle bir şeye denk geldim. Nihayetinde. Yani sonra. Evet hayat seçimlerimiz yapacak bir şey yok. Yok hiç pişman duyduğum için söylemiyorum. Yani olsa yaşar mıyım da yaşamam yani. Tabii ki yaşamam da. Yani ama bilmediğim bir şeye düşüverdim. Ha ben bu arada hani aman da ne âlâ falan da değil. Ben ev taşıdım, kıta değiştirdim. Yani kurtulmak için de çaba sarf ettim. Olmadı yani. Sadece ben değil. Etrafım ve ailem de buna dahil edilerek olunca işi ciddiye alıyorsunuz. Yani. Salak değilim, o kadar da salak değilim yani. Israrla bir ikna var orada. Mesela niye bu kadar uzun sürdü dersiniz de bunun sebebi de bu. Yani. Neyse geçti bitti. Evet. Evet. Bundan sonra önünüze bakacaksınız. Evet tabii bundan sonra nasıl bir geri dönüş olacak onu da bilmiyorum ama yani çok da umurumda değil. Jüri üyeleriyle de böyle
İletişim kakışmanız oluyor mu? Jüri üyeleriyle her zaman olur. Yani yayında olan... Ya mesela sonra yayından sonra çıkıp kırılıp bir daha konuşmamak. Yok, hiç öyle şeylerimiz olmaz. Hiç öyle şeylerimiz olmaz. Nur'u özlüyor musun? Çok. Ben de. Çok. Çok. Yani biz onunla çok kavga ettik. Kavga ederiz ama yani yayında olan yayında kalıyor. Çünkü o müthiş bir şovmen olan bir kadındı içerisinde. Televizyoncuyum ben. Öyle de söylendiği zaman da çok da hoşuna gider. Çok. Gerçekten de öyle bir zekası vardı. Yani havayı koklayıp işte düştüğü yerde ben bir şey yapmalıyım diyerek oraya bir aksiyon katan. Müthiş bir renkti. Müthiş bir karakterdi. Hayatın rengiydi ya. Yani eşsiz ve benzersiz gerçekten. Yani yeri doldurulamaz bir kadındı. Çok da zekiydi. Ve Allah rahmet eylesin. Yani gerçekten adı gibi nur içinde yatsın. Mekan cennet olsun. Çok kavga ettik biz onunla. Ederiz de yani. Çünkü işi ciddiye alan insanlarız ikimiz de. Hani biri bir boşladığı zaman bir şey yapmam, bir şey yapmamız lazım. Öyle mi olsa, böyle mi olsa böyle çok. Öyle tartışmalar. Yoksa nefret silsilesi değil. Ankara'ya geri dönmek ister misiniz şimdi? İstemem. Mansur Yavaş birazcık orayı bir yaşanır hale getirsin sonra. O dinozorlardan biraz temizlensin. Kalan parçalar. İlk kez böyle kendimi anlatıyorum diyorum ama kendinize anlatırken şöyle eğleniyoruz, şöyle keyifli, şöyle. Hayata dair siz bir heves ve heyecan duyabiliyor musunuz bu aralar yaşarken? Tadı yok. Niye yok? Çünkü etrafınızda gördüğümüz şeylerle ilgili duyarsız kalmanız mümkün değil. Ben ayda bir fotoğraf paylaşabiliyorum mesela Instagram'da. Koyamıyorum bir şey. İçimden gelmiyor. Ve Instagram'ın geldiği o dükkan hali beni zorluyor. Alışveriş hali, gösteriş hali beni zorluyor. Ankara'ya dönmek benim için bunlar demek aslında. Ben daha çok sizin tarafa gelebilirim. Buyurun bekleriz. Bodrum'da ev var. Belki ben artık oralara falan gidebilirim diye düşünüyorum. Yani daha sakin bir hayata doğru aklı başında insanları itiyor bu yaşadığımız günler maalesef öyle. Vallahi ben bir hayat kurdum, becerdim ya. Yani. Çok güzel, çok imreniyorum size. Yani. Herkes bana dedi ki 15 gün sonra, 3 ay sonra geri döneceksin ama hiç öyle olmadı. Yok, zannetmiyorum öyle olacağını. Çok da uzak değil, yakın olduğu için de hemen şurası zaten yani. Artık dönmem. Sizi ne eğlendiriyor? Çünkü bizim gibi eğlence sektörünün içinde çalışan insanlar eğlence duygusunu kaybediyorlar. Ben çok ev insanıyım yani. Bütün lüksüm ev zaten. Kendi kendime çok eğleniyorum bir kere. Kendi kendime şaka yapıp kendi kendime gülüyorum. En çok kendime gülüyorum. Böyle tuhaf durumlar var. Deli diyorlar bunlara ama gerçekten çok eğleniyorum. Saatlerce oturabilirim, vakit geçirebilirim. İşte dua edebilirim, meditasyon yapabilirim. Çok tuhaf bir hayal alemim var. Ve oradaki sohbeti yakaladığınız zaman, gerçekten bir sohbet var orada. O sohbeti yakaladığınız zaman çok eğleniyorum. Ama onun dışında hani arkadaşlarıma beni dışarı çıkarın artık. O kadar evdeyim ki. Onlar da beni ellemezler. Beni dışarı çıkarın artık deyip öyle bir anca bir dışarı çıkma ihtimali. Ama işte bu DJ'lik geldiği zaman ve daha bir insana yakın noktalara geldim. Daha bir iletişim halinde. Zorla da olsa gidip bir yerde hani eğleniyorsun ve eğlendiriyorsun. Benim gibi hep mesafeli bir insansınız. Çok biz konuştuk. Siz yani. Biz hala annem ve babam ilgili konuşurken, annem ve babamla ilgili, yani onların gıyabında kardeşimle konuşurken, anneciye söyledin mi, babacıya söyledin mi? Anneciğim saçmalamaz mısınız? Lütfen. Yani, kavga ediyorsun ama hala öyle kavga ediyorsun. Ya hiç anne dediğimi hatırlamıyorum. Bugün bana dediler ki İstanbul'a gidiyorsun, dikkat et. Koronaya dedim ki ben doğuştan mesafeliyim, bana bir şey ya evet, bizde böyle bir durum var. Yani ben doğuştan mesafeliyim. Bizde öyle bir durum var. Siz nasıl yıkıyorsunuz? Siz mesela o mesafeyi bir yıkma becerisini yakaladınız. Bana da bir yol yordam gösterin yani. Bir nasıl iletişim kuruyorsunuz bilmiyorum. Ya, iletişim özürlüğüm, yapamıyorum bir süre sonra. Kendi özelimle ilgili bahsediyorum. Nasıl yıkıyorsunuz? Ben isteyince yapabiliyorum. Canımın da gelmesi lazım. Ben istemiyorum. Yani, İsteyince yapabiliyorum. Ama şeyi seviyorum. Herkesle belli bir mesafede olmayı. O hoşuma gidiyor. Ya müthiş kabul
yani kabul görme biçiminize çok saygı duyuyorum. Ben teşekkür ederim. Yani herkes aranıyorsunuz, takip ediliyorsunuz, saygı duyuluyor. Çünkü ilgidense saygıyı ayırt edebilmek çok önemli bir şey. Yani herkes böyle konuşmasın ama yani bir kısım saygı duysun çok daha önemli tercih yani. Benim iş tercihlerim de bununla bağlantılı oluyor tabii ki. Mesela kaç gün evden çıkmadan yaşıyorsun? Var, bir rekorunuz vardır. Yani şimdi zaman vererek kendimi rencide kısmam gerçekten. Ama yani suyunu ekmeğini koyarsa hiç çıkmaya da bilirim ya. Yani. Orada başka bir dünya var. Başka dünya var evet. Oraya gelmek isteyen biraz yalnızlığın sebebi de o tabii ki. Sizin için de geçerlidir herhalde. O biraz yani çok elemeli, filtreli bir aşama. Zor bir aşama. Yani hayatınıza birini alabilmek çok zor bir aşama. Giderek daha mı? Mesela ben giderek daha yalnız olmayı tercih ediyorum mesela. Öyle ama yani Ali Şeriat'ın da sözü var. İnsan, insan olma merhalesine yaklaştıkça yalnızlaşır diye yani. İnsan olmaya yaklaştıkça bütün öğretilerde bu böyle değil midir sonuçta? Bir içine çekilme, kapanma, halvet, mağara vesaire bunlar hep var. Korona ilk çıktığında bu evde kalma meselesi çok büyütüldü ya. Hani işte yok işte bilmem neler paylaşıyorlar. Yok işte şuradan internete girersin bedava film seder. Dehşet dolu bakıyordum ben. Ne oluyor yani? Hani biz zaten öyle yaşıyorduk. Ne o kadar öyle yaşıyorduk ki. Ne oluyor yani? Ya benim evimin önünde arabalar geçiyor. Koronada sokağa çıkma yasağı. Allah'ım o sessizlik, o balkon. Nasıl bana bir hayat? Meğer güneşleniliyormuş orada. Şu kadarcık bir yer vardı bile. Tam boyum kadar. Bir saatten bir saate kadar orada yatacağım. Orada güneşlenebiliyorsun. Tam balkon bir iç yani. Yani evi keşfettim bir anda. Bir şey oldu yani. Ya İstanbul için size göre değil aslında. Ama Sarıyer tarafındayım ya. Hacı Osman'dan değil. Sola dön. Hayat başka. Evet yaşıyor. Doğru. Sayfiye de gideyim. Doğru. O yüzden. Bundan sonrası ne? Ben bilinmeyenden çok korkmadığım için mucizelere de, sürprizlere de acı da olsa, tatlı da olsa, yani nasıl gelecekse hazır olmamla birlikte gelecektir. Hazırım diye gelecektir, gelecek buna. Hazırım yani. Her şey olabilir. Sonuçta hayat size bir etki, insanlar size bir etki veriyor. Siz ona tepki veriyorsunuz. Verdiğiniz tepki ya da vermediğiniz tepkidir ya olgunlaşmak zaten. Ne kadar olgunlaşmışız onu görüyoruz işte. Tepki verdiğimiz anda aslında çözmemiz gereken hikaye zaten tam da karşımıza gelmiş demektir. Ama bir hikaye olması lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle o hikaye gelecek yani. O hikayeye göre tabii ki biz de yazmaya devam edeceğiz. Bilmem yazmayı çok seviyorum mesela. Kendimi yazarak ifade etmeyi çok seviyorum. Çok köşeye sıkışırsam da artık benim kafamdan çıkan şeylerle kendi kendime sosyal medyada bir şey yapacağım büyük ihtimalle. Ama konuk vesaire çok başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. Hele ki sizin gibi bir örnek varken. Yani bir sürü şey yapılabilir. Yapılabilir tabii. Yani ama bir persona var ya, o personayı yıkmam gerekiyor. Onun çok doğru olması gerekiyor. Biraz da mükemmelliyetçi olunca yani vur kaç onu denedim olmadı, bunu yaptım olmadı. Şu mu yoksa denesek öyle bir şey değil. Ben yapıyorum dediğim zaman yapıp çıkmam lazım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Aslında yıllardır sizin hakkınızda yapılan tezviratlara da ilk defa burada cevap verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben bana bu özgürlüğü verdiğiniz için, çünkü bundan sonrası benim için başka bir özgürlük. Kimsenin bu konuyu kullanmasına izin vermek istemedim. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok keyifliydi. Sağ olun. Çok teşekkürler.